Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir dizi ziyaret için Sakarya'ya geldi. TÜRASAŞ'ta basın açıklaması yapan Bakan Kara İsmailoğlu, Cumhuriyet tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan milli projeler hakkında bilgiler aldı. Saatte 160 km hıza ulaşan milli elektrikli tren setinin yol testlerine başlandığını ve bu yıl içerisinde milletin hizmetine sunulacağını aktaran Kara İsmailoğlu, 225 km'ye ulaşacak tren projesinde ise tasarım sürecinin devam ettiğini vurguladı. Saatte 160 km hıza ulaşan milli elektrikli tren setinin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben yol testlerine başlandı. Bundan sonra da akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. Ve trenimiz bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunulacak. Saatte 225 km hıza ulaşacak milli elektrikli hızlı tren projesinde ise tasarım süreci devam ediyor. Bu projeden elde edilen bilgi birikim marifetiyle ihalesi kazanılan Gaziray Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Banliyö projesi tasarım çalışmaları devam ediyor. TÜRASAŞ ziyaretinde bulunan Bakan Adil Kara İsmailoğlu, ülkemizin yolcu ve yük taşımacılığında raylı sistemlerimizin gelişimine hız katacak, Cumhuriyet tarihinin en önemli projeler arasında yer alan milli projelerimiz hakkında bilgiler aldık. Çok kısa süre önce Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı Balışehir bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledik dedi. Sakarya'da TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettik bugün. Ülkemizin yük ve yolcu taşımacılığında raylı sistemlerin gelişimine hız katacak, Cumhuriyet tarihinin en önemli projeler arasında yer alan milli projelerimiz hakkında arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Bakanlığımız olarak ulaştırmanın her alanında yaptığımız yatırımlar arasında demiryolu önemli bir anlam taşıyor. Bu nedenle projelerimizin bir bir tamamlanmasından, çalışmalarının önemli aşamalar kaydetmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok kısa süre önce Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı Balışehir bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Demiryolu yatırımları ile Sakarya'nın yeniden bölgesinde ve ülkede önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Kara İsmailoğlu, ülkemizdeki raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme yakalayıp yerli ve milli üretimde yeni bir hamle başlattık. Sakarya, Eskişehir ve Sivas'taki müdürlüklerin yeniden düzenlenmesiyle TÜRASAŞ, sektörde 100 yıl aşan tecrübesi ve 4000'e yakın nitelikli insan gücüyle ülkemizi raylı sistemler sektöründe tüm dünyada güçlü bir aktör haline dönüştürdü dedi. Demiryolunda attığımız büyük adımları geçen yıl açıkladığımız demiryolu reformu sayesinde daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz. Demiryolu yatırımlarımızla Sakarya'nın bugün yeniden bölgesinde ve ülkemizde önemli bir merkez haline geldiğini görmek bizler için bir gurur vesilesi. Değerli arkadaşlar, Sakarya'nın dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge için sahip olduğu önemin değerlendirilmesi için ilk adım 4 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkemizdeki raylı sistem araçlarının farklı bölümlerinin yapıldığı 3 önemli şirketin tek çatı altında toplanmasıyla atıldı. Böylece ülkemizdeki raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme yakalayıp yerli ve milli üretimde yeni bir hamle başlattık. Sakarya, Eskişehir ve Sivas'taki müdürlüklerin yeniden düzenlenmesiyle TÜRASAŞ sektörde 100 yılı aşan tecrübesi ve 4000'e yakın nitelikli insan gücüyle ülkemizi raylı sistemler sektöründe tüm dünyada güçlü bir aktör haline dönüştürdü. Milli elektrik tren setleri ile ilgili bilgi veren Kara İsmailoğlu, hatırlayacağımız üzere Aralık 2020'de yerli ve milli projeler kapsamında milli elektrikli tren seti projesi, ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmaları TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmesinin ardından raylara inmişti. Saatte 160 km hıza ulaşan milli elektrikli tren setinin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirmesini takiben yol testlerine başlandı. Bundan sonra da akredite kurtuluş kontrolündeki seyit emniyet ve konfor testlerine geçilecek ve trenimizi bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız. Saatte 225 km hıza ulaşacak milli elektrikli hızlı tren projesinde ise tasarım süreci devam ediyor. Bu projeden elde edilen bilgi birikimi marifetiyle ihalesi kazanılan Gaziray projesinde tasarım çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi 2003 yılından beri süregelen icraatlarımızla 2023,
2053-2071 yılı hedef alan planlama ve projelerimize Türkiye'nin bütünsel kalkınması için ilk günkü motivasyon ve şekle çalışıyoruz. Tüm bu çabalarımız, milli bağımsızlık ve milli ekonomi düsturunda hareket eden yeni Türkiye'yi küresel bir güç ve dünyanın sayılı lojistik merkezlerinden birine dönüştürmek için şeklinde konuştu. TÜLEMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ın birleşmesiyle oluşan TÜRASAŞ, milli ekonomi ve milli bağımsızlık yolunda çok önemli projelere öncülük yapıyor. Bu yılın son çeyreğinde seri üretimine başlamayı hedeflediğimiz milli elektrikli transeti, elektrikli ana hat lokomotifi, hibrit lokomotif, dual lokomotif ve özgür motor projeleriyle yeni bir bu yıl prototip imalatına başlanan milli banliyö transeti projeleriyle TÜRASAŞ demiryolu reformumuza liderlik ediyor. Hatırlayacağınız üzere Aralık 2020'de yerli ve milli projeler kapsamında milli elektrikli transeti projesi ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmaları TÜRASAŞ Şakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirmesinin ardından raylara inmişti. Saatte 160 kilometre hıza ulaşan milli elektrikli tren setinin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben yol testlerine başlandı. Bundan sonra da akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. Ve trenimiz bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunulacak. Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak milli elektrikli hızlı tren projesinde ise tasarım süreci devam ediyor. Bu projeden elde edilen bilgi birikim marifetiyle ihalesi kazanılan Gaziray Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Banliyö Projesi tasarım çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi 2003 yılından beri süre gelen icraatlarımızla 2023, 2053, 2071 yılı hedef planlama ve projelerimizle Türkiye'nin bütünsel kalkınması için ilk günkü motivasyon ve şevkle çalışıyoruz. Tüm bu çabalarımız milli bağımsızlık ve milli ekonomi düsturundan hareket eden yeni Türkiye'yi küresel bir güç ve dünyanın sayılı lojistik merkezlerinden biri olarak dönüştürmek için. Türkiye'yi küresel demiryolu ağının oyun kurucusu kılmak için durmadan çalıştıklarını belirten Kara İsmailoğlu, bu yıl içinde 5 adet VIP, 12 adet yataklı vagon imalatı da tamamlanacak. Aynı şekilde Eskişehir ve Sivas bölge müdürlüklerimizde de çok önemli çalışmalar artarak devam ediyor ifadelerini kullandı. Bu yıl içinde 5 adet VIP, 12 adet yataklı vagon imalatı da tamamlanacaktır. Aynı şekilde Eskişehir ve Sivas bölge müdürlüklerimizde de çok önemli çalışmalar artarak devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin demiryolu ağını örmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken demiryollarımızın ihtiyacı olan tüm makine ve ekipmanları milli ve yerli kaynaklarla ülkemizde üretiyoruz. Jeopolitik konumumuzun sağladığı avantaj da Doğu-Batı hattı İpek Demiryolu Orta Koridor üzerinden yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke olmak için canla başla çalışıyoruz. Pekin'den Londra'ya uzanan demiryolu hattında ülkemizi avantajlı bir geçiş noktası olarak ön planda tutacak çabalar sarf ediyoruz.